Hayatım, sana bir sürprizim var. Bu akşam restoranda yemek yiyeceğiz. Vay be, aşkıma bak, benim için neler yapıyor. Tamam canım. Saat 8 gibi orada. İğrenç herif. Silelim şöyle güzelce. Çok güzel. Çiçekler, böcekler. Kimden gelmiş acaba? Canım, sana bu akşam bir sürprizim var. Saat 22.00'da bizim restoranda olur. Biricik aşkın, Ziya. Güzel. Canım aşkım. Sürpriz yapmak istemiş ya. Tülin'cim, tamamdır. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Bunlar bu akşam evleniyorlar, haberin olsun. Hoşçakal, görüşürüz. Zehracığım. Bu çiçekleri kim göndermiş böyle? Ziya'cığım göndermiş. Ziya. Benim bu adamla pek yıldızım barışmadı. Vallahi ne yalan söyleyeyim, kendisini de pek sevmem. Ama bu adam sana aşık. Ve sen de bu adamla mutlusun. Zehra'cığım, siz niye evlenmiyorsunuz? Saçmalama Semih, biliyorsun dedem görüşmemize bile izin vermiyor. Nasıl yapacağız? Ne yapacağım ben? Bence yanlış düşünüyorsun. Ekrem amca yufka yürekli bir adam. Kertenkelenin yaptığı onca şeye rağmen bence onu affedebilir. Nasıl affedebilir Semih'ciğim? Zehra'cığım, benim sana bir sürprizim var. Geçenlerde sizin hakkınızda konuşurken Ekrem amcayla konuşmaları kaydettim. Senin bunları duyman lazım. Dinle. Ekrem amca, kertenkele seni çok üzdü biliyorum. Ama Zehra'nın onu ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. Bence artık aralarına girme. Bu saatten sonra Zehra ve kertenkelenin evlenmesine rıza gösteremem. Her şeye rağmen evleneceklerse benden habersiz evlensinler. Yapmayın Ekrem amcacığım. Bir torununuz olsa siz de mutlu olmaz mısınız? Torunumu kucağıma versinler. Belki o zaman kertenkeleyi affederim. Ups. Gerçek. Gerçek. Nasıl kaçıracağız lan bu adamı? Şu hale baksana. Ya Ünsal, bir söylenip durma Allah aşkına ya. İçeri sızmamız lazım ilk önce. Nasıl gireceğiz oğlum içeri? Var benim bir planım. Sen ses et. Yürü sen. Sen planına... Bir sus ya. Evet, Kenan abi. Hicabi'yi bu sefer evlendiriyoruz. Zaten bu gelecek kıza Hicabi de hayır diyemez. Hicabi'yi de tembihledim. Kenan abi evlenmeni çok istiyor dedi. O ne dedi? Hayırlısı inşallah dedi abi. Ne desin çocuk ya? İnşallah, inşallah hayırlısı. İnşallah. Evet,
İlhan abinin kızı da geliyor. Sorma şekerim ya. Babamın işleri işte bunlar. Neymiş efendim? Deli Kenan denen adamı kıramazmış da... bir zamanlar işlerini ilerletmesi için çok yardımcı olmuş da. Bana bak. Bak sakın kimseye söyleme ha. Yani görücü usulüyle bir erkekle tanıştığım duyulursa rezil olurum. Babama da çocuğu gördüm. Tipim değil derim. Olur biter. Salına salına çıktın karşıma ey güzel. Beni mecnun eyledin. Kes lan! Biz o kızı Hicabi'ye ayarlayacağız. Yani? Pardon abi. Hadi be Hicabi. Hadi be Hicabi. Evlen şu kızla. Evlen de iyileşeyim. Ben de Banu Hanım'la evleneyim ya. Nereden bulacağız şimdi bu Hicabi'yi ya? Adamla hiç karşılaşmadık ki. Sadece ismini biliyorum Hicabi. Hicabi. Hicabi bu mu ya? Hicabi Bey. Buyurun. Ben Gülşah. Hicabi ben. Abi bak söylüyorum. 30 saniye sonra Hicabi hazır. Kesin evet diyecek. Ben böyle düşünüyorum ya. Yani. Öyle mi lan? Evet. Hatta şunu da ekleyebilirim. Buradan çıkınca biz direkt Banu Hanım'ı istemeye mi gitsek acaba ya? Gider miyiz lan? Gideriz tabii, niye gitmeyelim? İnşallah ya, inşallah. İnşallah. Maşallah, i̇nşallah. Tabii. İnşallah. Allah'ım duysun bizi ya Rabbim. Bakın Hicabi Bey, biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Yani hiç uzatmayalım derim ben. Sizin de vaktinizi almayayım. Hı? Evet, güzel soru. Ayrı dünyaların insanların evlenmeleri caiz midir? Pardon? Bak hocam olsa sorardım şimdi. Ne hocası, ne sorusu? O zaman ben mi cevap versem acaba? E vaazı ben verdim, soruyu da ben cevaplayabilirim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Caiz değildir. Ne? Ayrı dünyaların insanların evlenmeleri caiz değildir. Çünkü dünyası ayrı olanın ahireti de ayrı olur. Nasıl yani? Sen şimdi beni ret mi ediyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun ya? Sen beni nasıl reddedersin? Ya evlenmiyorum işte, caiz değil. Ayrı dünyaların insanları evlenemez. Çünkü dünyalar arası kız alıp vermek caiz değil bir kere. Ne oluyor lan orada? Hicabi kızı beğenmedi abi. Abi bu kız beğenilmez mi ya? Bana saygısızlık yapmana izin veremem. Ya bırakır mısın? Evlenmiyorum işte. Tövbe yarabbim ya. Ayağına kadar çağırıyorsun, sonra da istemem. Ya günah, bırakır mısın? Şu yaptığına bak. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Tövbe yarabbim, tövbe Allah sana. Allah canınızı versin. Tövbe yarabbim ya. Allah Allah ya. Sen affet yarabbim günah. Abi Hicabi'ye bak ya. Kızı 2 saniyede köpeği yaptı ya. Abi Hicabi almıyorsa ben alırım, yemin ediyorum. Kes lan! Kesin! Bana çabuk, çabuk Bekir'in, Bekir'in kızını çağırın. Bekir'in kızını. Evet. Be careful. Excuse me. Niye çaptın adamı? Bütün dikkatleri üzerimize çekiyorsun. Ya Hüsam anlamadım. Moda kartını yürüttüm. Oha! Şimdi bavulları bıraktıktan sonra adamları etkisiz hale getirip... herifi kaçıracağız. Ne yani? Bu mu lan planın? Daha iyi planın varsa söyle. Bir sus, yürü hadi. Ah baba ya. Askerlik arkadaşının hatırını bir düşürdüğün duruma bak ya. Kaçıncı yüzyılda kaldı böyle görücü usulü evlilikler? Bunu benimle evlenmek istiyor. Zaten moralim bozuktu. Şununla biraz eğleneyim de keyfim yerine gelsin. Hicabi sen misin? Buyurun benim. Merhaba, Gizem ben. Hicabi ben. Hicabi.
çok enteresan bir şey. Sizi görür görmez kimyamızın uyuştuğunu hissettim. Yani senden elektrik aldım ben icabı. Ben almadım. Nasıl benden elektrik almazsın ya? Tüm erkekler alır. Ya almadım, zorla mı? Şaşkın şey seni. Sen tabii böyle karşında çok güzel bir kadını görünce ne diyeceğini bilemedin. Heyecan yaptın yani. Anlıyorum. Benim için normal yani böyle şeyler. Normal olan şey ne? Sen gerçekten çok tatlısın ya Hicabi. Tekrar bir buluşma ayarlasak hem heyecanını yenmiş olursun. Ne dersin? Gerek yok. Nasıl? Bir daha buluşmamıza gerek yok. Çünkü kimyamız uyuşmadı. Tipim de değilsiniz. Aynı zamanda da sizden elektrik alamadım. Bu yüzden tekrar buluşmamız caiz değildir. Ne? Aynı zamanda çok uzun boylusun sen. Ben uzun boylu kızları sevmiyorum. Sen beni nasıl reddedersin ya? Ben Türkiye güzeliyim. Ne güzeli olursan ol ya. Ne oluyor lan yine? Abi Elif Türkiye güzeli reddetti. Çabuk beni reddetmediğini söyle. Benden elektrik aldığını söyle ve benden af dile çabuk. Gizem Hanım birlikte misiniz? Gizem Hanım cevap verir misiniz? Gizem Hanım, Gizem Hanım. Teşekkürler. Mala bak. 100 lira verdi. Boş ver, iyi para. Koy cebine hadi. Yürü hadi yürü. Daha adamı kaldıracağız. Hadi. Ya Hicabi. İyileşmemi istemiyor musun evladım? Evlensene biriyle ya. Ya Kenan abi. Ben size dua ederim. İnşallah iyileşirsiniz ama şifa Allah'tan. Tabii ki şifa Allah'tan da oğlum. Senin evlenmen bana şifa alacak icabı evvel Allah'ın izniyle. Öyle de Kenan abi, kızlar tipim değil. İcabı senin tipinle ona göre kız bulalım oğlum. Ya bir sürü arkadaşımızdan rica ettik kızları seninle görüşsün diye. Hayırlısı be Kenan abi. Hayırlısı tabii İcabı. Seni evlendireceğim oğlum. Rüyasını gördüm. Başka çaresi yok. Hadi yürüyün lan okula. Beni rüyasında görmüş. Seni değil, seni değil. Aksakallı dedeyi gördüm. Ha, maşallah, maşallah. İşte onlar. Bizi bağlayıp kıyafetlerimizi çaldılar. Ulan kaç, kaç. Dur, kaçma. Dur, kaçma. Ya Unsur, sen bu adamları bağlamadın mı abi? Oğlum bağladım, ağızlarını bile bantladım ya. İyi ki banklamışsın yani. Kaçma! Dur, kaçma! Sen, kaçma! Dur! Odaya gir, gir, gir. Bu tarafta. Banu Hanım. Ay, hadi iyi günler. Kenan Bey. Merhaba. Gideceğiniz yere bırakalım biz sizi. Zahmet olmasın. Estağfurullah. Ne demek, ne zahmeti? Şey soracaktım ben. Siz bu böyle bir çocuğu evlendirmeye çalışıyordunuz. Ne oldu o? Ha, full performans devam ediyoruz evlendirmeye. Hicabi'yi evlendirelim. Sonra da seninle evleneceğiz Banu. Telefon. Efendim Hüsnü. Ne?
Bu gece mi? Tamam, orada görüşürüz. Hayırdır abi, derdi neymiş? Bilmem, akşama görürüz. Buyurun, buyurun. Buyurun. Bu sefer işim bitti delikanlı. Bundan sonra bu adamı kaçırmak imkansız. Ya bir sıkıntı yapma ortağım, Allah aşkına bir rahat ol ya. Lan ortağına. Nereye gidiyorsun sen? Ya kusura bakma ortak, benim acil bir işim var, çıkmam lazım. Sırası mı lan şimdi? Ya vallahi çok önemli diyorum, niye anlamıyorsun ya? Zehra ile buluşacağım. Ben bir gideyim gelirim. Ulan yazık lan kıza. Kızınla hayatını karartacaksın lan. Oğlum bulaştığın herkesin hayatını mahvediyorsun sen ya. Ama şimdi ne oluyor mu böyle insan ortağım? Sen benim mutlu olmamı istemiyor musun ya? Senin mutlu olmanı? Tabii ki istemiyorum oğlum ben. Ben senin ölmeni istiyorum ya. İnşallah Ekrem Bey gebertir seni orada. İnşallah. Amin diyelim. Gebertir de ben de bu ipotek hayatımdan kurtulurum ya. Hadi ben çıkıyorum. Sen beni bekleme. Yat zıvar. Keyfine gel. Kafana göre takıl. Yazık Zehra'ya yazık. Abi, bu Hüsnü bizi niye çağırdı ki? Yoksa bizim Hicabi kızını alma diye gurur mu yaptı? Ne dersin? Ulan oğlum, Hicabi Türkiye güzelini beğenmedi. Hüsnü'nün kızını ne yapsın lan? O da doğru. Merhaba Kenan. Merhaba Hüsnü. Hayırdır? Niye çağırdın beni bu dağ başına ya? Malum, o olaydan beri bir daha görüşmedik seninle. Ha. Ya ben de zannettim ki Hicabi senin kızı beğenmedi diye gurur falan yaptın. Yok ya, olur mu? Ben çoktan unuttum zaten. Hem bu tarz işler öyle zorlu olmaz. Doğru söylüyorsun. Her işte bir hayır vardır. Evet delikanın. Sana ayırmış olduğum sürenin burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen herkes adına şahsen kendim sana teşekkür ediyorum. Şimdi seni geberteceğim. Banu da bana kalacak. Valla yanlış adamı vurduk ya. Karanlık tabii, bir de mesafe var. Tutturamadık be abi. Hands up! Hele yukarı! Ana hocam sen miydin? Ben de biri zannettim ya. Gerçek polis benim. Ben komiser Kolombo'yum. Ver sizi arabana çabuk. Ver. Al zaten bir işe yaramadı. İş önüme. Ver. Yürü. Götürüyorum, tutuklarım seni. Ya ne tutuklaması ya? Ne diyorsun sen ya? Allah Allah, amma kaptırıyor kendini ya. Gel bakayım. Kardeşim ne yapıyorsun? Yürü. Hocam bak. Bana ne güzel bir sürpriz hazırlamış. Aslında benim hazırlamam lazımdı ama. Canım benim. Ne romantik bir ortam hazırlamış. Evlilik mi teklif edecek? Artık dedem de engel değil. Lan yoksa Zehra bana evlilik mi teklif edecek? Yok oğlum, manyak mısın? Evlilik teklifini erkekler yapar. Demek ki ona evlilik teklifi yapmamı istiyor. Kızım hemen evlenelim de Ekrem manyağını unutuyorsun galiba. Hı? Delik deşik eder beni. Artık dedem de engel değil. Hemen torun yapıp dedemin de rızasını almam lazım. Şimdi evlenip çoluk çocuğa karışsak bile Ekrem peşim bırakmaz benim. Bir de başımıza baron mudur nedir o bela oldu. Ya bu kız için ölünür be. Kız her halimize de tahammül etti. Kara Faruk, Kertenkelez, Ya Hoca, Ahmet Hoca, yok imam, yok hırsız, yok öğretmen. Çok vefalı çıktı vallahi. Tam evlenilecek kız işte. E neyi bekliyor ki? Yapsaya teklife.
İyi de ne yapacağız ya? Şimdi zamanı değil desem bu kız yine beni çifteyle kovalar. Bak hala bekliyor ya. Kafası mı karıştı yoksa? Kara Faruk olarak mı, Ziya olarak mı yoksa kertenkele olarak mı teklif edecek? Hepsine de evet, evet, evet. Etsene ya, etsene şu teklifi. Evet diyeceğim işte. Çıkar tak şu yüzüğü. Boşuna mı aldın ya? Yüzüğü bile kendi ayarlamış. Ne yapsak şimdi ya? Resmen teklif bekliyor. Ya ne yapıyor bunlar? Hala evlenme teklifinde bulunmadı mı? Ne bileyim. Niye hala teklif etmedi? Ben mi edeceğim? Ne yapacağımı da şaşırdım. Teklif edeyim gitsin bari en iyisi. Zehra. Yani şimdi... Ben diyorum ki yani... benimle... Yani benim... Ziya. Benimle. Buyurun. Ben. Diyorum benim be. Kim bu? Kim ya? Aa. Sanki bana da benziyor sanki ama tam olarak da ben değil sanki ama. Yani ben de anlayamadım. Ama ben değilim yani. Ya Zehra, ben değilim diyorum. Utanmadan bir de elin kadınıyla kol kola girmişsin. Aa. Yok. Bir dakika dur. Ya Allah Allah. Ya Zehra. Zehra dur. Ya ne yapıyorsun ya? Ben bir alakam yok. Bak açıklayabilirim. Ya bunlar niye kavga etti şimdi? Ay ne bileyim ben Semih. Ya bir de bunları evlendirmek için bunların nazlarına katlanacağız ya. Ya evlenin gidin kurtulalım sizden işte ya. Ay neyse neyse Semih tamam. Şey yap hesabı iste de gidelim artık biz de buradan. Bakar mısınız? Hesap. Gerçek. Çekiyorum sana. Ya. Sen gerçek suçlusun. Ya ne suçlusu ya? Sen suçlusun ya. Ya bıraksana kardeşim. Ha ne yapıyorsun sen ya? Levo. Şevko. Levo. Tanıdık bir yüz görmek ne güzel. Kurtar beni şunun elinden ne olursun ya. Şevko bu ne hali ya? Ya bu meczup hoca şimdi de kendini polis zannediyor. Kelepçeledi getirdi beni buraya ya. Ben meczup değilim. Ya meczup değilim ben. Ben gerçek polisim. Sen suçlusun. Adam vurdum. Tutuklayıp buraya getirdim. Şehirden bütün suçluları temizleyeceğim. Ya bu meczup boksör değil mi? Biz buna çarpmıştık. Ne zaman iyileşti geldi polis oldun sen ya? Ben meczup boksör değilim. Ben gerçek polisim. Bu adam vurdu suçlu. Yakalayıp götürdüm. Tamam. Ya gitti kuyruk sokum mu kırdın ya? Ya Şevko ne diyor ya bu? Ya ne bileyim ben ne diyor ya? Ne dediğini biliyor musun? Saçma sapan konuşuyor, şiddet uyku diyor. Polis olarak bir şey yapmıyorsunuz ya. Selami, Sinan. Bu mektup boksörü içeriye atın, Şevko'yu da serbest bırakın. Hadi bakayım. Oh be kardeşim sen adalet yerini buldu. Aa bir dakika ne oluyor ya? Çünkü bak adam buna suçlu serbest bırakıyorsunuz, gerçek polis tutukluyorsunuz. Bırakın beni, bırakın ne zaten? Aa şimdi bak ne oluyor lan? Ya! Nasıl kaçırttırdın ya? Koşun peşine düşün şunu. Şuradan girerse koridor burası. Adamın odası burada. Kaç tane koruma var acaba? Ama çok. Çok koruma vardı. Neredesin lan? Neredesin? Burada bir saattir çalışıyoruz ya. Sen dışarıda Zehra ile gönlünü eğlendiriyorsun. Ne gönül eğlendirmesi Ünsal Allah aşkına ya. Bir dur ne biçim konuşuyorsun. Zaten b**min işi yüzünden Zehra'ya evlenme teklifi de edemedim. İyi. Kızın verilmiş sadakası varmış. Allah Allah. Hale yengemin de verilmiş sadakası varmış da kadın kaçmış kurtulmuş senden. Ağzından çıkanı kulağın duysun. İyi tamam. Sen de benim duymak istemediğim şeylerden bahsetme o zaman. Bu akşam da kaçıralım bu Stewart mıdır, Mitivert mıdır olsun bitsin bu iş ya. Onu ancak yarın gece kaçırabiliriz. Gündüz zor. Ya Allah aşkına ne sıkıntı yapıyorsun ortam.
Bizim elimizden ne kurtulmuş ki bu zamana kadar? Kaçırırız herifi, olur biter ya. Oğlum birazcık ciddi olsana sen ya. Adam ertesi gün konferansa gidecek. Konferanstan sonra da havaalanına gidip uçağına binip evine gidecek ya. Onu yarın gece kaçırmamız gerekiyor. Allah'ım ya Rabbim. Ya bir rahat ol ortağım, bir rahat ol ya. Bir çay koyayım da içelim, gelince de plan yaparız. Allah. Ne gevşek bir adam bu ya. Benim torunuma her şey yakışır değil mi? Çok şık. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dedeciğim. Canım. Ben bir karar aldım. Tabii iznin olursa. Yarından itibaren ofiste çalışmaya başlamak istiyorum. Evde çok canım sıkılıyordu. Aa, harika bir haber. Çok sevindim ya. Senin için de çok iyi olur Melis'ciğim. Eğer kendini bir şeye odaklarsan kötü düşüncelerden uzak kalırsın. Hemen yarın işe başla. Zehra, Melis'in odasını hemen hazırlat. Torunum yarın işe başlıyor. Kurtulamadık şundan ya. Tabii dedeciğim, sen nasıl istersen. Yarın gününü görürsün sen. Beni camdan aşağı ittiğini gösteren kamera kaydını bir ele geçireyim. Sonra hapsi boylayacaksın. Oh, iyi mi böyle? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Herkes işinin başına. Senin için. Teşekkür ederim Semih'ciğim. Ne demek? Bunu böyle koyuyorum. Melis'ciğim tekrar hoş geldin şirkete. Yani senin burada çalışıyor olman beni çok heyecanlandırıyor. Aynı zamanda çok iyi gelecek yani. Ya sen de takdir edersin ki Zehra'yla çalışmak biraz sıkıcı. Selin de sen ondan sıkıcı. Ya o iki kokiş var ya, giriyorlar o odaya. Sabahtan akşama kadar vıdı 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 ne konuşuyorlarsa artık. Bilmez miyim? Melis'ciğim tekrar hoş geldin. Ha bu arada çok güzel görünüyorsun. Işıklar saçıyorsun. Teşekkür ederim. Ne demek? Gerçekler. Kolay gelsin. Evet Zehra. Bugün şirketteki son günüm. Seni o demir parmaklıkların ardına göndereceğim ve orada çürüyeceksin. Çıkınca da hayatının en kötü sürpriziyle karşılaşacaksın. Bu yıl ilçeler arası bilgi yarışmasında Uslanmaz Koleji'ni temsil edecek sınıfı tespit etmek için bir aradayız. Bu vesileyle hepiniz yarışmamıza hoş geldiniz. Müdür Bey, 12B sınıfı için seçtiğiniz öğrenciler bunlar mı? Ne alaka? Yani neden bu öğrencileri seçtiniz? Şimdi Şenol Hocam, 12B sınıfının potansiyelini ölçmek için onlara bir fırsat vermek lazım. Ben de bir şans verdim. Peki hocam. Salı gününe ait tüm kamera kayıtlarını görmek istiyorum. Tabii Melis. Öyle başlayalım. Çay. Teşekkürler. Sağ olun. Müdürüm. Çay. Sağ olasın. Acı kahve. Teşekkürler. Başlayalım. Başlayalım hocam. Sağ ol Şevketciğim. Sağ ol canım. Sağ ol. İlk olarak
Edebiyat alanından bir soruyla başlıyoruz. Lütfen dikkatli dinleyin. Hangi romanda Julien Sorel karakterinin hikayesi anlatılmaktadır? Julien kim o? Julien ya, roman kızım bu. Sen biliyor musun? Ay Cüneyt saçmalama. Ne yazıyor bu? Cevaplar? Eyvah, eyvah. Ay gitti. Evet. Doğru cevap kırmızı ve siyah. Cevap veren sınıf 12B sınıfı ve 12A sınıfı. Nasıl oluyor anlamadım. Hocam deniyorsunuz ya, işte çalışmış çocuklar, görmüyor musunuz? Maşallah, maşallah. Pek zekiler ya. Ne de olsa Ahmet Hoca'nın sınıfı. Hocam iyi yetiştirmiş öğrencilerini. Bir dakika, bir dakika. Dur burada. Buranın kaydını CD yükleyip masama gönder, tamam mı? Tabii efendim. Sen niye bu yarışmaya katılmadın oğlum? Bilmiyorum hocam. Seçmedi beni müdür. İlginç. Hadi o seçmedi de benim niye haberim yok? Eşek başımız biz. Sonuçta bu sınıfın sınıf öğretmeniyim yani. Evet, şimdiki sorumuz da felsefe alanından. Dikkatli dinleyin. Ulan çakal müdür. Aklınca sınıfımı rezil edip benimle de dalga geçeceksin ha? Gösteririm ben sana. Tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir sözünü hangi filozof söylemiştir? Oha! Bu nasıl bir soru ya? Nasıl bilsin lan bunu çocuklar? Şey... Ne sanki biliyorsun? Şey... Neydi o be? Ay resmen sallıyorsun Cüneyt ya. Tabii ki Sokrates. Tamam, tamam. Evet, cevaplar lütfen. Doğru cevap Sokrates. Ve bu doğru cevabı veren sınıf da 12B sınıfı. Hocam bunu nasıl bilirler ya? Allah bilmiyorum, hiç bana sorma. Vay be, helal olsun bilgiler. Lan bu Sokrat manyağı yine mi çıktı karşıma ya? Şerefsiz. Neyse, önünün arkasından da konuşmayalım şimdi.